Tarih içinde Bediüzzaman'dan merhaba. Doçent Doktor Adem Ölmez'le birlikte Bediüzzaman'ın hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Bediüzzaman'ın son dönemini konuşmaya devam ediyoruz bir nevi. Bu aynı zamanda Demokrat Parti dönemine tekabül ediyor. Demokrat Parti'nin iktidara gelişini ve aslında iktidar döneminde pozisyonunu sağlamlaştırışını bir şekilde konuşuyoruz. 1953'teki önemli dönemeçleri atlattık. 54'te malum Demokrat Parti'nin girdiği ikinci, hatta üçüncü seçim tabii, yani 46'yı da sayacak olursak, eğer yerel seçimleri saymazsak 1954'te malum bir seçim var. Bu seçimde Demokrat Parti nasıl bir performans gösterdi? Nasıl bir şekilde girildi bu seçime? Evet, artık İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de siyasetin de kimliği netleşmiş, Türkiye'nin dış politikası da netleşmiş, Bediüzzaman tavrı da netleşmişti. Daha önceki programlarımızda bunlar üzerinde durmuştuk. Şimdi Bediüzzaman'la ilgili belki 1953 sonrası ile ilgili şöyle bir tespitle bu programa başlamakta fayda var. Bediüzzaman artık gündelik yaşamında bazı değişiklikler yapıyor. Daha önce mesela kendi yanına hiçbir talebesini kabul etmezdi. Tek kalırdı. Onlarla efendim muhabere çok az olurdu. Ama 1953 sonrasında biliyorsunuz Emirdağ merkezli hayatı artık Isparta merkezli bir hayat şekline dönüşüyor. Isparta'da malum bugün de Bediüzzaman evi olarak hala ziyaret edilen mekan, birkaç değişiklikten sonra orada sabit olarak Bediüzzaman'ın merkezi bir hanesi olarak kalacaktır. Bediüzzaman bundan sonra malum İstanbul'da, Emirdağ'da, Isparta'da ancak talebeleriyle bir arada kalıyor. O dönemde mesela önde bulunan talebeleri kimler? Zübeyir Gündüzalp var, Ceylan Çalışkan var, Tahir Mutlu var, efendim Bayram Yüksel var, Mustafa Sungur var. Bunlar efendim onun yanında hizmetinde bulunan. Bunların yanında mesela bazı mekanlara da bazı talebelerini vazifelendiriyor. İşte İnebolu'daki talebeleri, Isparta'daki yine talebeleri, Kastamonu'daki talebeleri vesaire. Bunların yanında Abdullah Yegin, Hüsnü Bayram gibi bazı talebelerini Urfa'ya gönderiyor. Orada istihdam ediyor. Bütün bunlar artık Bediüzzaman tarafından organize ediliyor. 1949 Afyon hapsinden sonra, Afyon Mahkemesi'nden sonra zihninde şöyle bir şey oluşmuştu aslında. Bundan böyle işte hizmetleri talebelerim yürüsün. Ben ise enfüsi bir hayata dalayım. Bu işlerle uğraşmayayım diye düşünmüştü. Çünkü malum El-Hüccetü-Zehra'yı da neşrettikten sonra Risale Neşriyat'ta büyük ölçüde bitmişti. Ancak daha sonraki gelişen olaylar Bediüzzaman'ın bizzat Risale-i Nur hareketini organize etme ve yönlendirmede aktif rolünü sürdürmesini gerektirdi. Herhalde bu şey de bununla ilgili o zaman. Yani eski Sait dönemindeki eserlerin yeniden çalışılması da tam da bahsettiğiniz hani değişiklikle alakalı galiba. Evet. Evet, eski Sait dönemi eserleri bu dönemde efendim yeniden neşri çalışması var. Belki kaçırmamamız gereken bir nokta daha var. Bu 50'li yılların sonuna doğru gerçekleşecek bir şey. Yani nihayeti o zamana ulaşacak. Sırası geldiğinde söyleyeceğiz. Tarihçi hayatın yazılması söz konusu. Bu yıllarda artık hizmet, risale bitmiş. Tekstil makinesiyle çoğaltmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama henüz daha 1953 yılında matbaalarda basılmış bir takım risale yok. Öyle bir vaziyet henüz yok. Böyle bir ortam. Mesela Kirazlı Mescit açılmış. İstanbul'da ilk kez bir dershane oluşturulmuş. Ve Anadolu'da da bunun örnek olması için Bediüzzaman tavsiyelerde bulunuyor. Mektuplarında işte sizler bulunduğunuz mekanlarda mümkünse bir Medrese-i Nuriye açınız diyor. Kardeşleriniz de orada Risale-i Nur'u okuyunuz diyor. Eğer mümkün değilse haneniz bir efendim Medrese-i Nuriye olsun, dershane olsun şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.
50'li yıllar birazcık bunun oturduğu yıllar oluyor. Yani bütün Türkiye'de artık, hatta Türkiye dışında Risale-i Nur'ların okunduğu mekanlar teşekkül etmeye başlıyor. Bu da tabii bu dönemde Medrese-i Zehra'nın daha önce maddi surette gerçekleşeceğini beklediği Medrese-i Zehra'nın değişik biçimlerde tahakkuk ettiğini de gösteren olaylar olarak karşımıza çıkıyor. İşte Medrese-i Zehra özü şuydu. Fen ilimleriyle din ilimlerinin birlikte okutulduğu, ilimlerin mezzedildiği bir eğitim kurumuydu. Aslında bu açılmış olan haneler, evler de onu yerine getiren mekanlar olmuştu. Dershaneler açılmaya başlanmıştı. Hem mekteplerde okunan ilimlerde talebelerin iyi olması isteniyor. Hem de efendim dini ilimlerde talim edilmesi bekleniyordu, isteniyordu. Böyle bir ortamın eğitiminin verildiği yıllar oldu bu yıllar. Bediüzzaman'ın bu Medrese-i Zehra meselesini her zaman aklında tuttuğunu biliyoruz. Bunu işte dershaneler tahakkuk ettiriyor ama 50'li yıllarda bununla ilgili bir başka gelişme daha var. O da 1951 yılında Menderes'in Van'da yaptığı bir konuşmada Şarki Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bir üniversite açacağını söylemesiyle başlayan bir gelişmedir bu. Van'da bir konuşmada Van ve çevresinde bir üniversiteden bahsedilince tabii Bediüzzaman öteden beri tam münazaratta 1900 efendim 9'lu 10'lu yıllarda bunlar üzerinde yoğun bir şey vardı. Hatta bir merkezinin Van olması bile, Van ismi bile geçiyordu. Heyecan verici bir şeydi Nur talebeleri için, bunu bilenler için. Ardından tabii bu üniversitenin birazcık zaman alacaktır almasını ama açılma girişimlerinin başladığını görüyoruz. Ve batılı bir üniversite örnek alınarak Erzurum Üniversitesi hayata geçiriliyor. Şimdi Erzurum Üniversitesi'nin bu dönem aslında herhalde birden fazla üniversite açılıyor galiba, değil mi? Bizim ODTÜ'nün açılışı da aşağı yukarı aynı tarihlere geliyor. Bir üniversite şeyi var eğitim alanında. Aslında tam açılış tarihi 1958'e tekabül ediyor ama bu Van'daki ilk sürecin başlaması itibariyle işte Bediüzzaman ve Risale-i Nur hareketini etkilemesi bakımından önemli bir sürecin başlangıcı oluyor. Belki buna biraz sonra tekrar değinmek üzere bu yıllarda olan bir başka olaydan bahsetmekte fayda var. 1954 seçimler, biraz önce bahsetmiş olduğunuz seçimler. Şimdi bu seçimler Menderes hükümetinin ilk iktidara geldiği seçimden sonra ikinci seçim. Ayrıca şu ana kadar yapılmış olan icraatların onaylanıp onaylanmayacağı noktasında önemli bir seçimdi. Yani Ancak Demokrat Parti'nin iktidardaki ilk imtihanı. evet, şimdi ezan aslına çevrilmiş efendim, dini okullar artırılmış. Vatandaş bu özelliklerinden dolayı Ekonomik demokrat, önemli gelişmeler var. evet, vatandaşın cebini para görmüş bir anlamda. Zenginleşmeye başlamış. Bunların neticesinde bir seçime gidiliyor. Ama bunların yanında şu da var. Özellikle İslami kesimde bahsetmiş olduğumuz gazeteler kapatılmış, partiler kapatılmış, bir tasfiye hareketi de olmuş. Menderes hareketine karşı girişilen, onu tasvip etmeyen bir grup tasfiye edilmiş. Böyle bir ortam içerisinde 54 seçimlerine girildiğini görüyoruz. Şimdi 54 seçimleri Demokrat Parti %57 oy almış. Cumhuriyet Halk Partisi %35 oy almış. Yani 57, %57 oy bir zirve. Çok muhteşem, parti açısından muhteşem bir sonuç. Tabii bu şeyin göstergesi, vatandaşın hem zenginleşmesinin, refah seviyesinin artmasının hem de işte dini noktalarda bir hürriyet havasının esmeye başlamasının neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Demokrat Parti döneminin icraatlarının bir nevi onaylanması ve hatta ödüllendirilmesi gibi. Ödüllendirilmesi. Evet, tabii bu arada Demokrat Parti
kendisini desteklemeyen bölgelerde yapmış olduğu otoriter eğilimleri de ihmal etmemek lazım. Mesela Kırşehir'de Osman Bölükbaşı'nın desteklenmesinden dolayı Kırşehir'i il olmaktan çıkarıp ilçe yapıp Nevşehir'e bağlayacaktır. Yine Malatya'yı cezalandırma, İnönü'nün memleketi Malatya'yı bölerek cezalandırma yoluna gitme gibi bir takım olaylar da var. Seçimlere bu ortam içerisinde, bu şey içerisinde gidildi ama büyük bir millet halk teveccühüyle karşılaştı. Bu 1954'ten sonra 58'de seçim yapılması gerekiyordu ama 57'de erken seçim tarzında yapılacaktır. Bu yıllar yani 1954'ten 57'ye kadar geçen yıllar aslında Menderes'in en rahat hareket ettiği, artık özgüvenini kazandığı, milletin desteğini aldığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıllarda Bediüzzaman'ın Menderes sürekli desteklediğini ve onun icraatlarını tasvip ettiğini, tasvip etmediği noktaları da ikazlarla bildirdiğini biliyoruz. Kısmen Bediüzzaman'ında artık rahat bir nefes aldığını söylemek mümkün. Özellikle 54'ten 57'ye kadar geçen o süre içerisinde, yeniden bir seçim olan 57'ye kadar geçen süre içerisinde kısmen eski dönemlere göre kıyaslarsak rahat bir nefes aldığını görüyoruz. Bu arada Bediüzzaman tabii rahat hareket etme imkanı da buluyor. Bu dönemde mesela yaptığı şeylerden bir tanesi eski mekanı Barla'ya gitmek oluyor. Barla'yı ziyaret ediyor. Talebeleriyle birlikte Barla'yı ziyaret ediyor. Barla'da o kendisine kucak açanları, efendim, kendisine sıkıntı yaşatanları hepsini orada bir kez daha görüyor. Eski günlerini tefekkür ediyor. Birkaç gün kaldıktan sonra oradan ayrılıyor. Barla'yı da böyle bir vefa örneği olarak bu yıllarda Barla'yı bir ziyaret ettiğini görüyoruz. Tabii bu süreç içerisinde biraz önce söylemiş olduğumuz Erzurum Üniversitesi'nin açılması sürecine dair şeyleri var, yorumları var. Erzurum Üniversitesi'nin açılmasıyla ilgili birçok Emir Dayılı arkasında mektuplar var. Mesela onlardan bir tanesinden bir kısım okumak istiyorum. Ona yüklemiş olduğu anlamı anlamak açısından önemli bu. Yani geçtiğimiz hayatı boyunca işte hayatının o eski Sait dönemlerinde padişahlardan talep ettiğini ve bu taleplerinin gerçekleşmediğini ve bunun bu şekilde gerçekleştiğini söyleyen birçok mektup var. Onlardan birisini örnek olarak okumak istiyorum. Bunlardan 40 seneden beri takip ettiğin ve Sultan Reşad'ın 20 bin altın ve eski müstebitler hükümetinin Millet Meclisi'nde 163 mebusun imzasıyla 150 bin banknotu Kürşad'ı için tahsisat verdikleri hem alem-i İslam'ın hem şarkın hem bu milletin en müthiş bir işi olan Van vilayetinde Camiül Eser gibi bir İslam Darülfünunu ve büyük üniversite olan Medrese-i Zehra'nın yapılması lüzumunu yeni hükümetin reisi de anlamış ki büyük memleket işleri içinde sizlere müjde olarak gönderdiğim aşağıdaki haberi vermiş. Fiilen yapılmasa dahi bu mananın anlaşılması büyük bir faali hayırdır. İşte reisi cumhur büyük işler sırasında ehemmiyetli nutkunda bu gelen fıkrayı söylemiş. Van havalisinde Doğu Üniversitesi'nin kurulması için Maarif Vekaleti'nin tetkikatına giriştiğini söyleyen Celal Bayar demiştir ki, Doğu vilayetlerimizden olan Van'da büyük bir irfan müessesesinin kurulması için bütün müşkilat iktiham olunmalı ve önümüzdeki bütçe yılında işe başlanmalıdır demişler. Demek tarihçi hayatı takdim eden genç üniversiteliler bir derece nur risalelerinin kıymetini reise ihsas etmişler. Evet, böyle bir hükümetin, o dönemki devletin, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini eski Medrese-i Zahra projesiyle, efendim, o heyecanıyla, o projeleriyle birleştirerek bu şekilde yorumluyor. Daha sonraki bölümlerde de işte Erzurum Üniversitesi'nin açılmasına bağlı olarak pek çok yorumlar yapılıyor. Sahipleniliyor yani. Sahipleniliyor.
Edremit kıyılarında olacak üniversite, Erzurum'da şekillensin diye. Daha sonraki yıllarında da şöyle bir değerlendirme de bulunuyor biliyorsunuz. Benzer amaçları yerine getirmek için üniversitelerin bu vazifeyi görmesi gerektiğinden söylüyor. Hatta bu anlamda İstanbul Üniversitesi'nin bile bir Medrese-i Zehra olması gerektiğini söylüyor. Bundan kastedilen kuşkusuz şudur. Yani pozitivist bilimler, pozitivist bilimsel yaklaşım temelinde bilimlerin ele alınışından alternatifleri de dikkate alan İslami bilim anlayışlarına bir geçişin sağlanması burada kastediliyor. Yani hem fen ilimleri hem de din ilimlerinin var olduğu, varlığı yaratıcının bir eseri olarak gören bakış açısının yerleştirildiği bir üniversite anlayışından burada bahsediliyor. Yoksa isminin üzerinde Medrese-i Zehra yazmış, şu yazmış, bu yazmış, onların bir önemi yok. Eğitimin ruhuyla meşgul Bediüzzaman aslında. İstanbul Üniversitesi'ne, Erzurum Üniversitesi'ne vesaire üniversitelere bu anlamı yüklerken aslında kastettiği bu. Yani fenlerin, Allah'ı tanıyan fenlerin okutulması özet olarak böyle bir beklentisi, böyle bir heyecanı var. Bu heyecanını Erzurum Üniversitesi'nin açılışı münasebetiyle de hissettiğini, gördüğünü efendim anlıyoruz. Ya burada herhalde bir küçük parantez de şeyle ilgili olabilir. Malum daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Genelde Doğu eğitim konusunda da eğitilmemesi üzerine bir tamayül vardı. Tek Parti döneminde eğer eğitil yani işte cahil ile başa çıkamıyoruz, eğitilmişle nasıl başa çıkacağız gibi bir şey vardı. Belki bununla ilgili de herhalde bir şey çıkabilir burada. Yani çok partili dönemde Doğu'ya üniversite yapılması. Bu anlamda hem yatırım açısından hem de eğitim açısından önemli bir gelişme. Evet. Tabii bu yıllarda bir başka konu var. Yine Bediüzzaman'ın bu İttihat-ı İslam noktasında ele alınabilecek bir konu. Dünyada sulh-ı umumi diyor. Yani genel barış sağlansın. Barıştan yana, savaştan yana değil, barıştan yana. İslam aleminde de birlikten yana. Aslında Bediüzzaman'ın politikasının dışarı ile ilişkisini böyle anlatmak lazım. Dünyada sulh-ı umumi, İslam dünyasında İttihat-ı İslam. Bu çerçevede bu yıllarda yine Celal Bayar, Adnan Menderes, reislerin yapmış olduğu bir icraat var. Bu icraat Bağdat Pakt, Sadavat Pakt dediğimiz uygulama. Şimdi 1955 yılında Türkiye ve Irak arasında bir anlaşma yapılıyor. İşbirliği anlaşması. İki ülke arasında işbirliği anlaşması. Daha sonra bunun içerisine Pakistan, İran da dahil oluyor. Tabii bölgenin takipçilerinden ve sömürgeci devletlerden olan İngiltere de işin içerisine dahil oluyor. Bediüzzaman'ı heyecanlandıran olaylardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 1955'te Bağdat Paktı'nın kurulduğu yıllardaki böyle bir girişim gerçekten de heyecanlandıracak bir olay. 1950'li yılların sonuna doğru bu paktın farklı bir mecraya gitmesi konumuzun dışında. Yani İngiliz sömürgeciliğinin bir aracı olduğu meselesi tartışması o sonraki yıllarda ortaya çıkacak bir olaydır. Başlangıçta Irak ve Türkiye arasında bir ittifakın yapılması meselesi Bediüzzaman'ı heyecanlandıran bir konu. O zaman devlet adamlarına göndermiş olduğu efendim mektuplarda İslam dünyasında böyle bir birliğin, kardeşliğin, efendim İttihat-ı İslam'ı zemin hazırlayacak bir uygulamanın yapılmış olmasını efendim tebrik ettiğini, takdir ettiğini görüyoruz. Buradan belki şunu da çıkarmak mümkün. Daha başka eserlerinde bahsettiği gibi İslam dünyasında Cemahiri Müttefiki İslamiye adı altında bir birlik oluşmasını talep ediyor aslında Bediüzzaman. Bunlar bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi devletlerin iç işlerinde ve kısmen dış işlerinde de bağımsız oldukları ama birbirleriyle ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin geliştirildiği bir sistemden bahsediyor.
Bir Avrupa Birliği belki yine Benzeri gibi benzer olabilir. İslam dünyası içerisinde. Bağdat Paktı bu anlamda gerçekten heyecan verici bir uygulamaydı. Bediüzzaman böyle bir anlam yüklediği için onu heyecan verici buluyordu. Destekledi bu anlamda, mektuplarında ifade etti. Ama sonraki yıllarda malum Bağdat Paktı biraz önce bahsettiğimiz gibi amacından uzaklaştı ve daha sonra Irak'ta meydana gelen bir takım olaylardan dolayı, ihtilallerden dolayı işlemez hale geldi, anlamsız hale geldi. Ama biz ona yaptığı işlerden çok fikri olarak baktığımız zaman Bediüzzaman'ın o Cemahiri-i Müttefiki İslami fikriyle de birleştirdiğimiz zaman İslam dünyası içerisinde bir birliğin oluşmasının ipuçlarını da anlıyoruz. Yani İttihat-ı İslam fikri bu zaman en mühim farz vazifesidir derken bu farz vazifenin nasıl gerçekleşeceğine dair ipuçları da Aslında buradaki verdiğini yaklaşım görüyoruz. şeye benziyor. Yani Erzurum'da işte üniversiteye baktığı gibi. Yani bir olumlu yönden bakarak bir ileride daha iyi bir şeye evrilebileceği düşüncesiyle olumlu icraatları daha Takdir çok ediyor. destek veriyor. Evet. Evet, bu yıllardaki bu gelişmeler Bediüzzaman'ın bu yaklaşımları devam ederken tabii 1949 yılında Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlamış olan bir davanın sonuçlandığını biz müşahede ediyoruz. O davada Risale'lerin neşir tarihçesiyle ilgili önemli bir dava. 13 Temmuz 1956 tarihinde Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Risale-i Nurlar'la ilgili uzun süredir devam eden davanın nihai kararını veriyor ve Risale-i Nurlar beraat ediyor. Risale-i Nurlar elde toplanmış olan mahkemenin devletin elinde bulunan nüshalarında Bediüzzaman'a teslim edilmesi gerekiyor. Bu süreç başlıyor. Bunu Bediüzzaman büyük bir mutluluk, büyük bir bayram olarak değerlendiriyor. O zaten hayatının merkezinde kendi maddi varlığını değil, Risale-i Nurları koymuş bir insandı. Yazmış olduğu bu eserlerin içeriğinin insanlığın hazmetmesi gereken, sahip çıkması gereken değerler olduğunu hep söylüyordu. Ağır Ceza Mahkemesi'nin böyle bir kararı Menderes'in bu ikinci döneminde vermiş olması büyük bir rahatlama meydana getiriyor. Daha önce de söylediğimiz gibi yeni bir seçim atmosferi çıkıp da baskılar artmaya başlayıncaya kadar artık rahat yaşanmaya başlanıyor. Bu dönemde Risale'lerin yeni baştan basılması çalışmaları başlıyor. Özellikle Tahsin Tola, Sait Özdemir gibi talebeleri bu çalışmaların bizzat içerisine giriyorlar. Risalelerin toplanması, bir cilt halinde ele alınması ve neşredilme çalışmaları başlıyor. Tabii bu bununla da kalmıyor. Hazırlıklar yapılırken tercüme faaliyetlerine girişiliyor. Bunlardan mesela kardeşi Abdülmecit Efendi, o günlerde müftülük yapan Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecid Efendi, Risalelerden bazılarını, İşaretül İcaz gibi, efendim Asay-ı Musa gibi bazı Risaleleri Arapçaya tercüme ediyor. Buradan kasıt şu, Risalelerin tercüme faaliyetlerine ağırlık vermesinin kasıt şu, artık bütün insanlığa hitap etmek gerekiyor. Bir Geldiğimiz nokta, uluslararasılaşma evet, bütün çabası. dünyaya mesajın ulaştırılması gerekiyor. Bu çerçevede efendim çalışmaların başladığını görüyoruz. Ancak bunların yapıldığı dönemde yeni bir seçim havası başlıyor. 1957 seçimleri dediğimiz, aslında 58'de yapılacak olan seçimi erken seçim şeklinde 57'ye alınmıştı. Tabii bu dönemde İsmet İnönü çok ağır bir muhalefet yapıyor. Muhalefet söyleminin merkezine de irtica kavramını yerleştiriyor. İrtica kavramında en çok Bediüzzaman Said Nursi üzerinden yürütüyor. Matbuat malum o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen matbuat çok güçlü. Onun yazıp çizdikleri toplumda etkili oluyor.
Bundan dolayı Bediüzzaman ve talebeleri için kısmen de olsa birazcık sıkıntılı dönem başlıyor. Yani yeni bir seçim dönemiyle birlikte sıkıntılı bir dönem başlıyor. Ancak Bediüzzaman Menderes'i desteklemekten vazgeçmiyor. Hatta 1957 seçimlerinde şöyle bir olay da yaşanıyor. Sembolik anlamı olan bir olay. Bediüzzaman Menderes'in Afyon bölgesine geldiğini duyuyor. Onu karşılamak için gidiyor. Ancak gelmediği için geri dönüp Emir Dağı'nda yaşadığı bir sırada Menderes'in Emir Dağı'dan geçtiğine haber veriliyor. Ve evinden Menderes'in yanında da Bediüzzaman'ın talebeleri vardır. Hamza Emek o dönemde hem siyasette uğraşmaktadır hem de Bediüzzaman talebesidir. Bediüzzaman evi gösterilir. Menderes'in bulunduğu mekandan Bediüzzaman evi görünür. Pencerede Bediüzzaman Menderes'e el hareketiyle efendim selam verir. Menderes'in de ona selam verdiği söylenir. Bu şekilde bir muhaberede olmuştur. Bu tabi sembolik anlamı olan bir şey. Bir karşılamaya gitmesi önemli. Daha sonra işte evinden selamlaması önemli. Açıkça Destekledim. destekliyor. Hatta benim oyum önemlidir diye Menderes'i açıkça desteklediğini ifade ediyordu. 1957 seçimleri bu anlamda önemli. Kuşkusuz burada şunu da değerlendirmek gerekir. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Kemalist reformlara atıfta bulunarak yeni gelinen hürriyetçi ortamı ciddi bir eleştiriye tabi tutması Bediüzzaman'ın Menderes tarafını güçlü bir şekilde desteklemesinde etkili olabileceği söylenebilir. Çünkü artık Kemalist değerlerin yitirildiğinden bahseden bir halk fırkası var karşıda. Yani o eski müstebit dönemleri yeniden gelme Geriye endişesi, dönüş aslında geriye dönüş. irticayı temsil eden bir nevi. Evet, yani öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir ortamda işte benim oyum önemli, Menderes'i yeni başta iktidarda tutmak lazım diyecektir. Malum Risale-i Nur'da da ve Emir Dağı laikasında bu bahisle ilgili mektupları var. Hak namına Demokrat Parti'yi iktidarda tutmak gerektir şeklinde fikirleri var. Onları efendim fiilen ve fikren ortaya koymuş oluyor. 1957 seçimleri tabii İrtica ve Said Nursi merkezli bir seçim propagandası gelişince Bediüzzaman ve talebelerini nispeten bir duraklamaya da götürüyor. Çünkü kendileri üzerinden siyaset yapılıyor. Gazetelerde her gün işte Said Nursi Menderes'in halifesi mi şeklinde başlıklar çıkıyor. En küçük bir Menderes'in politikası bu şekilde yorumlanıyor. Ona karşı tabii birazcık tutuk davranmak gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ancak mesela Bediüzzaman'da bu seçimlerde Menderes'e destekleme konusundaki o azmi, heyecanı pek çok olayda görülür. Bunlardan bir tanesi de işte malum bir zamanlar Barla'da efendim başmuallim olarak bulunan Tevfik Tıl'ın o seçimlerde Tahsin Tola'nın yerine Isparta mebusu seçilmesi, Tahsin Tola'nın başka bir yerden aday olarak gösterilmesi, buna karşılık onun yerine Tevfik Tıl'ın aday gösterilmesi söz konusu. O dönemde Nur talebeleri bunu iyi karşılamamışlar. Hem Tahsin Tola'yı alıyorsun, yani Bediüzzaman'ın yakınlığıyla bilinen Ispartalı milletvekili Tahsin Tola'yı o görevden alıyorsun. Hem de onun yerine Tevfik Tığlı gibi Bediüzzaman'la uğraşmış bir insanı koyuyorsun. İşte malum köyleri, kentleri dolaşarak Tevfik Tığlı'ya oy verin, oy vermeyin diye talebeler propaganda yapacaktır. Bunu Bediüzzaman duyduğu zaman talebelerini yeniden o köylere, kentlere göndererek Tevfik Tığlı'ya oy verin şeklinde dönüştürecektir. Çünkü biz işimiz kişilerle değil fikirlerle diyecektir. Siyasi partiyle diyecektir. Siyasi parti de bu şekilde desteklemiş olacaktır. Evet, bunun Nur talebelerine yansıması
Tabii birazcık baskıyla oldu ama Risale-i Nur da bu arada neşredildi. Büyük bir 1957 yılında Risale-i Nur'ların neşredilmiş olması Bediüzzaman'da şöyle bir halet-i ruhiye uyandırdı. Dedi ki artık benim vazifem bitti. Dünyadaki vazifem bitti. Ben artık öleceğim. Bundan sonra vazifeyi Risale-i Nurlar yapacak şeklinde talebeleriyle konuşmaları oldu. O kitapları merkeze alan dünya görüşünü anlamak bakımından bu da önemlidir. Artık bundan sonra son zamanlarına girmiş, talebeleriyle son derslerini yaptığı, efendim son seyahatleri, son ziyaretleri bulunduğu bir döneme girmiş olacaktır. Ve bu dönem içerisinde rahatsız edici şeyler yok değil, kuşkusuz var. Ancak bu rahatsız edici şeyleri çok fazla önemsemeden geçirip yine yoluna devam edecektir. Bu dönemde mesela sembolik anlamı olan olaylardan bir tanesi de 1958 yılındaki Ankara davasıdır. Bekir Berk'in Bediüzzaman'ı savunduğu ilk efendim davadır. Muhteşem bir savunma yapmıştır. Nur talebeleri efendim onun üzerine Nur talebesi tutuklanması üzerine Ankara Mahkemesi açılmıştı. Bekir Berk'in bu savunmasından sonra işte Nur'un avukatı sıfatı kendisine verilecek ve toplumda Müslümanların avukatı vazifesi sıfatıyla meşhur olacaktır bundan sonra Bekir Berk. İşte komünizme karşı duruşuyla bilinen Milliyetçiler Derneği'nden gelmiş, Risale-i Nur'ları tanımış, meşhur bir avukattır. Bediüzzaman hizmetine girmiş olması büyük yankılar meydana getirecektir. O muhteşem savunmasıyla da birleştirilince artık yeni bir döneminde habercisi olacaktır bütün bunlar. İsterseniz buradan sonrasını bir sonraki bölüme bırakalım. Zaten artık hem Demokrat Parti'nin hem de Bediüzzaman'ın son dönemine gelmiş olduk. Burada önemli figürler harekete dahil oldu. Ama birazcık da vaktimiz var bunları konuşmak için. Evet, Tarih İçinde Bediüzzaman'ın bu bölümünün sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda, yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.